İnansanız da inanmasanız da insanlar yüzlerce yıldır tuzu temizlikte kullanıyor. Birçok insan evindeki birçok eşyayı dezenfekte etme ve temizlemede bu etkili malzemeyi içinde zehirli bir bileşen barındırmadığı için tercih ediyor. Bir diğer önemli sebep de tuzun ucuz fiyatlara satın alınabilmesidir. Temizlik ürünlerinin pahalı olmasının yanı sıra marketlerde bulunan birçok ürünün içeriğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek zararlı kimyasallar var. Tuzun farklı kullanım alanları. Tuz, karıncaların yayılmasını engeller. Eğer pencerelerinizde, kapılarınızda ve yiyeceklerin bulunduğu dolaplarda karıncalar varsa ve onları yok etmek istiyorsanız, sadece karıncaları gördüğünüz alana bir tutam tuz bırakın. Bu ayrıca rutubeti azaltır ve evinizi nemlendirir. Tuz, bakır, gümüş ve pirinçle kaplı alanlarda doğal cilalayıcı işlevi görür. Bu tip eşyalar zamanla renklerini kaybedebilir. Bu problemlerin önüne geçmek için tuz ve elma sirkesiyle bir karışım yaparak geçebilirsiniz. Eşyaları, yüzeyleri parlayana kadar bu karışımla silin. Ayrıca kirli ve lekeli yüzeyleri de bu doğal karışımla temizleyebilirsiniz. Musluk başlıklarını parlatır. Yeterli miktarda tuz ve sıcak suyu karıştırın. Tamamen karıştıktan sonra mutfak ya da banyo musluğunuzda kullanın. Tuz ayrıca tıkanıklığa ve kötü kokulara sebep olan birikintiyi çözecektir. Aracınızın ya da evinizin pencerelerine doğal bir temizlik ürünü. Tuz, 4 litre sıcak su ve en az 2 yemek kaşığı suyu birleştirin. Tamamen eriyene dek karıştırın ve sonra camlarınızdaki inatçı lekeleri temizlerken kullanın. En iyi tarafı da kullandıktan sonra bile etkisini uzun süre gösterebilmesi. Tuzu istediğinize göre ya lavanta yağıyla ya da zeytinyağıyla karıştırın. Karışımı vücudunuzda kullanın. Birkaç dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Hızlı sonuç elde edeceksiniz ve de cildiniz genç ve gerçekten sağlıklı görünecek. Dişinizde ağrı ya da ağız yarası şikayetiniz varsa tuzu etkili bir tedavi yöntemi olacak şekilde kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sıcak su ve tuzu karıştırmak ve birkaç dakika çözülmesini beklemek. Sonra ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Bu doğal reçete size kısa sürede çok iyi sonuçlar verecektir. Eşit ölçüde kabartma tozu ve tuzu daha beyaz dişler için ağız içi bakımı yapmak için karıştırın. Bu karışımı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Dişlerinize doğal bir parlaklık verecektir. Kıyafetlerinizin çekilmesini önlemek için bir miktar tuzu çamaşır makinenize kıyafetlerinizle birlikte ekleyin. Kıyafetlerinizi güneşte kurutursanız faydasını göreceksiniz. Halı ve perdelerinizin rengini geri getirin. Halı ve kilimlerinizin renklerini geri getirmek istiyorsanız bu tuzlu solüsyonu kullanın. Bu solüsyonla halılarınız tıpkı yeni gibi görünecek. Sadece bir kez yıkamayla bile sonuç almaya başlayacaksınız. Bir bez parçasını konsantre edilmiş tuzlu suya batırın. Birkaç dakika bekledikten sonra bezi alıp halınızı, perdenizi ya da kiliminizi ovalayarak temizleyin. Birçok insan bu yöntemi devamlı kullanıyor. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.